Eşyalarını topla. Kardeşlerini de al, doğru otele gidiyoruz. Annene yaralandığını söyleme. Sakın belli etme. Tamam. Birileri haber vermiş bile. Şu doktorun hiç boşu yok ya. Krizi fırsata çevirmeye bayılıyor. İçeri giremezsiniz Serhan Bey. Ne demek içeri giremezsiniz Serhan Bey? Ne saçmalıyorsun? Çekil. Eşref Bey'in talimatı böyle efendim. Sizi içeri sokamam. Tam Eşref Soysal anlık hareket. Sen sakin ol baba. Ben halledeceğim, hemen gelirim. Ya. Ne yaptın sen? Asiye bu kadar kıracak ne yapmış olabilirsin? Senin oğlun aşağılık herifin teki. Tamam mı? Tam bir pislik. O yüzden seni bu ağır gerçekten sonsuza kadar kurtarıyorum. İzninle babam bekliyor. Kabul etmiyorum. Sen bu değilsin. Ben seni biliyorum. Ben özünü biliyorum. Seni ben doğurdum. Benim oğlum cinayete teşebbüs edip de hiçbir şey olmamış gibi davranmaz. Benim oğlum kendini bıçaklatacak kadar kimsenin kalbini kırmaz. Her neyse bu, karanlık, sis, kafanda böyle dolanıp duran, onu dağıtacağım ve seni içinden çekip alacağım. O yüzden de burada kalıyorsun. Zorla mı tutacaksın? Gerekirse zorla tutacağım. Ben hazırım. Güzel. Bırak şunu. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Neden? Zaten boşanacaksınız. Herkes yerini bilsin şimdiden. Çağla. Sizin yeriniz burası. Yedek kadro olarak mı? Sağ ol kalsın, ben hiç almayayım. Çağla. Merak etme. Yabani yokluğumuz aratmaz. Doktoru saymıyorum bile. O da zahmet etmiş. Keşke evden gitmeseymiş. Dediğim gibi, babam bekliyor. Hadi daha iyice okuldan alacağız. Hiçbir yere gitmiyorsunuz çocuklar. Çocuklar. Nereye gidiyorsunuz Şağla? Kalıyorsunuz, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Görmüyor musun şu çocuğunu anne? Nereye gidiyorsunuz kızım, oğlum? Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Anne ne yapıyorsun ya? Neyin şovu bu? Senin de istediğin bu değil miydi zaten? Babamdan da bizden de kurtuldun işte. Daha ne istiyorsun? Hiçbir yere gidemezsiniz. Çıkın odanıza dedim. Anne saçmalama hadi. Sen saçmalama esas. Dövdürtmeyin bu yaştan sonra kendinizi. Ne yapıyorsun ya? Aa. Ne oldu, çok mu komik geldi? Çık odana dedim. Odana. Allah az. Anne delirdin mi, ne yaptın? Delirdim. Delirttiniz en sonunda beni. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Sizin yeriniz bu ev. Annenizin yanı. İkinizden de vazgeçmiyorum. Çıkın odanıza. Odanıza çıkın dedim. Babam? Başlatma babandan. Çık odana dedim. Bırak onu. Çık. Sen de çık. Odana çık. Feriş, bunları kaldıralım lütfen. Gerekirse kapıyı üstlerine kilitle. Tamam.
Boşuna bekleme, gelmeyecekler. Ne yapacaksın? Zorla mı tutacaksın çocuklarımı? Gerekirse zorla tutarım. Şemsiyeyle korkutarak mı? Söyleyeceklerim bittiyse gidebilirsin. O fırsatçı herif buraya girip çıkacak. Ben çocuklarımı burada senin yanında bırakacağım, öyle mi? Çocuklarımı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Çocuklar seninle gelmeyecekler Serhan. Sakın tek kelime bile etme. Çünkü artık çirkin imalarına beni yaralayamayacaksın. Çocuklarım benimle... Çocuklar anneleriyle kalacaklar. İyileşecekler. Bir itirazın varsa mahkemede hakime anlatırsın. Kapayın kapıları. Alaz oğlum, hayır hayır hiçbir yere gelmiyorsunuz siz. Vazgeçtim. Merak etme, çok yakında babanız bu eve gelecek. Hem de çok daha güçlü olarak. Oturun oturduğunuz yerde benden haber bekleyin dedi. O ne demek ya? Savaş başlıyor demek. Anlaşılan babam meydanı doktora bırakmayacak. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Ne oldu anne? Aman bağırmasana anne. Kızım. Ne oldu sana? Yapma yok bir şey. Anne! Ne oluyor niye bağırıyorsun? Anne bir şey olmuş yaralanmış kanıyor bir şey olmuş. Dikişleri açılmıştır yerinde durmuyor ki geç şöyle geç. Ne dikişi, ne yarası ya? Ne oldu sana? Uzun hikaye Çağla, sonra anlatırım. O hikayeyi dinleyeceğim bu arada. Özellikle de sonunu çok merak ediyorum. Çağla benim çantamı getir, gözlüğümü de. Acıyor mu? Yok bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.